Şöyle devam edecek. Daha Aşdod limanı yok. Kim var orada? Yaşlı, 70 yaşında bir delikanlı var. Kim? Cezzar Ahmet Paşa. Napolyon diyor ki sana bir sandık dolusu altın göndereyim. İstediğin bir yerde bir ada vereyim. Bak 70 yaşına gelmişsin ya, git orada namazında niyazında meşgul ol diyor. Verdiği cevaba bakın. Diyor ki sen diyor bir olayı yanlış anladın delikanlım diyor. Sen olayı yanlış anladın diyor. Osmanlı diyor düşmana teslim edesin diye diyor adamı paşa mı yapar diyor. Gel al yiyorsa diyor. Ne yapıyor bakın. Napolyon denen bu şerir adam. Bu şerir adam bu bölgede birçok Müslümanın kanına girmiş. Bu adam Akka önünde tam 4 ay mücadele ediyor, yeniliyor. O 200 bin kişilik orduyu bırakıyor. 7-8 kişiyle buradan bir gemiyle şeye kaçıyor. Elbe'ye. Yani Fransa'ya. Fransa'da devrim oluyor. Adam tutuklanıyor. Sonra vesaire vesaire. Ama o 70'lik delikanlı burada ne yapıyor? 30 bin kişiyle 200 bin kişilik Fransız ordusunun canını okuyor. Adam ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki yahu diyor topal bir ihtiyar diyor benim doğu hevesimin önüne set olarak dikildi diyor, kursağımda bıraktı diyor. Ben diyor fatihlerden bir fatih olacaktım, Büyük İskender olacaktım diyor. Bir tane diyor topal ihtiyar diyor benim bütün hevesimi kursağımda bıraktı diyor. İşte burada 4000 Arnavut neferi şehit edince foyası ortaya çıkmıştır. Karşı Tel Aviv kıymetli dostlar. Bu sınır buradan bölünüyor, gelirken gösterdim. Tel Aviv'de garip bir mescit vardır. Gariptir, yetimdir, öksüzdür. Osmanlı mutasarrıflarından Sultan Abdülaziz Han'ın gönderdiği, Hasan Bey'in yaptırdığı bir mescit var. Minaresini görüyor musunuz? Hemen bakın orada. Gördünüz değil mi? Hemen şu bina, otellerin karşısında kubbesiyle açıktır, namaz kılınır. Ama şeydir, yani çok böyle cemaati yoğun olan bir grup değildir. Şimdi gazi topları görüyorsunuz. Hemen karşınızda bunlar yivli top diye bahsetmiş olduğumuz gülle atan toplar. İçine barutu koyuyorsunuz, gülleyi koyuyorsunuz, demirden gülleyi koyuyorsunuz, fırlatıyorsunuz hasar veriyorsa. Ama bu ne zamandı? Daha buharlı gemilerin ortaya çıkmadığı dönemlerde ahşap gemilere verdiği zarar döneminden kalan hatıra Osmanlı topları. Eski fotoğraflarda üzerinde Tophane-i Amire'de döküldü tarihi vardı bunların. Sonra üstüne boya çeke çeke böyle kaldı burada bir hatıra olarak. Şimdi burada bir iki dakika, bir bilemediğiniz bir beş dakika fotoğraf şeyi verelim. Sonra hareket edelim. Buyurun efendim. Beş dakika sonra hem hareket edeceğiz. Şöyle fotoğraf çekilecekler varsa buyursunlar inşallah. Tarihler ibret almak içindir. İbret almayan tarih boyunca hep ibret olmuşlardır. Bu ve benzeri hadiseler bize gösteriyor ki okumayıp anlamaya, özümsemeye, tekrardan hatalarımızdan ders alarak geleceği inşa etmeye ihtiyacımız var. Eğer buralarda hayıflanmak istemiyorsak, tarihlerin yazılmasında bir adım atmak istiyorsak, yapacağımız şey nedir İsmail'cim? Ders almak değil mi? İbret almak, ibret olmamak. Yoksa böyle ecdat eserler yapar, ancak kendilerinden masum masum bakar evlatta.